Sayın Divan başkanı ve Sayın üyeler Türkiye Barolar Birliği'nin bugün aramızda olan e, önceki başkanlarından e, meslek ustamız Sayın e, avukat önder saf Genel kurulun çok değerli üyeleri, sayın meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk devrimlerinin kalbi olan Ankara'da genel kurulumuza başlarken son derece heyecanlıyım. Seçilen veya yeniden seçilen tüm baro başkanlarımız ile delegelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kurtuluşun ve kuruluşun kadın erkek tüm kahramanlarını ve hukuk devrimimizin mimarlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin bugün hayatta olmayan kurucuları ile birliğimize hizmet etmiş tüm meslek ustalarımıza şükre, şükran ve rahmet dileklerimi sunuyorum efendim. Kurucu başkanımız avukat profesör doktor Faruk Eremi. Avukat Teoman Evreni, avukat profesör doktor Eral Özgen'i, avukat Özdemir Özoku ve yakın zamanda aramızdan ayrılan avukat Atilla Sav'ı özlem ve rahmetle yad ediyorum. Birlik başkanlarım sayın avukat Önder Sav ile sayın avukat Vedat Ahsen Coşara hizmetleri için teşekkür ediyor, sağlıklı nice yaşlar diliyorum. Önceki dönemlerde Türkiye Barolar Birliği'ne emek vermiş tüm kurul üyelerine de sağlık ve uzun ömür dileklerimi sunuyorum efendim. Başta Diyarbakır Baro Başkanımız Avukat Tahir Elçi ve Gümüşhane Baro Başkanımız Avukat Ali Günday olmak üzere hak mücadelesi verdikleri sırada alçakça saldırılarla yaşam hakları ellerinden alınmış olan tüm meslektaşlarımızı da rahmetle anıyorum. Genel Kurulumuzun Mesleğimiz açısından en faydalı sonuçlara vesile olmasını ve birliğimiz ile mesleki dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum. Her sayın delege bu salondaki yılların hukukçusudur. Muhakkak ki tüm değerlendirmelerini özgür bir fikir ve özgür bir vicdanla en yetkin şekilde yapacaktır. Mesleğimiz ve hukuk devleti açısından zor süreçlerin içinden geçtik. Zorluk ve sıkıntılar devam ediyor, azalmadı. Her zorluğu birlikte aşacağımıza dair inancım tamdır. Fırtınalı bir denizde Kasırgalar birbiri ardına patlarken Türkiye Barolar Birliği'ni yönettik. Hava güneşli, denizler hiç sakin değildi. Olayların üzerinden zaman geçtikten sonra hepimiz daha soğukkanlı değerlendirmeler yapabiliriz ve yapmalıyız. Kurumumuzu temsil etme yükümlülüğünü üstlenmiş olduğum için ben hayıma düşen öz eleştirileri yapmak ve eleştirilerinizden de yapıcı sonuçlar çıkarmakla elbette yükümlüyüm. Sizlerden dileğim ise faaliyet raporu özelinde yapacağım bu konuşmada beni ön yargısız dinlemeniz, zannetmeden dinlemeniz. Muhterem genel kurul Son yıllarda çok büyük bir ötekileştirme sorunu ile karşı karşıyayız. Herkes adeta kamplara, mahallelere ayrıştırılmak isteniyor. Ardından ötekileştirme geliyor. Sonra da mahallelilerin birbiriyle çatışması bekleniyor. Bunun sonucu birbirimizi anlamamaktır, empati duygusunu yitirmektir. Yaratılmak istenen algıların gerçeğin yerine geçmesidir. Dünyanın tüm renklerinin siyah ve beyaza sıkıştırılmasıdır. Oysa biz avukatız, biz sorgularız, itiraz ederiz. Doğru verilere dayanan fikirleri çatıştırırız. Çünkü biz daima gerçeği ararız. Biliriz ki gerçeğin ışığı fikirlerin çatışmasından doğar. Ve biliriz ki ön yargılar gerçeğin en büyük düşmanıdır. Ben de toplumsal bir sorun haline gelmiş olan bu ötekileştirme girişimlerinden nasibini almış bir meslektaşınızım. Peki bununla nasıl mücadele ettim? Bilmenizi isterim. Sürekli çalışarak, daha çok çalışarak, çözüm odaklı çalışarak, hizmet üreterek, hizmet ardına hizmet koyarak, mesleğimizin çok uzun yıllardır birikmiş sorunlarını teker teker çözmeye gayret ederek. Her meslektaşım için ulaşılabilir olarak her meslektaşımın derdini dert edinerek her baromuzu bir diğerinin eşiti ve Türkiye Barolar Birliği ailesinin eşit ferdi olduğu anlayışıyla her baromuzun talebini öncelikli kabul ederek efendim Bizim anlayışımızda biliniz ki küçük baro diye bir sınıflandırma yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren istisnasız büyük küçük demedik. Her baromuz bizim için aynı değerde ve aynı yakınlıkta oldu. Bundan sonra da öyle olacaktır, olmalıdır hangi baromuz bizden yardım ve destek istediyse biz orada olduk. İşte biz daima bu şiarla hizmet ettik. Sayın meslektaşlarım, ben bir insanım ve meslektaşınızım. Meslektaşlarım için daha iyi koşullar yaratmaya, insan haklarını, hukuk devletini ve kuvvetler ayrılığını savunmak için durmadan, yorulmadan çalışan bir insan ve bir meslektaş. Yapılanlar ve yapılamayanlar. Tarihsel konjonktür içinde ele alınır ise çok daha gerçekçi değerlendirmelere ulaşılabilir. Bu sebeple hizmet dönemimizde Türkiye'nin içinden geçtiği zor sürecin satır başlarını hatırlamak gerekir. Yoksa kitabın ortasından bir paragrafın bir satırını alıp değerlendirme yapmak bütüne hakim olmamak demektir. Biz hukukçular da ifadenin ve yapılanın bütün içinde değerli, anlamlı olduğunu en iyi bilen meslek insanlarıyız. Ankara Başkanlığı adaylığım sürecindeyken konuşanı götürüyorlar denilen zamanlarda. Yetmez ama evetçilerin ortağı olduğu ve bugün hukuk devletinin işleyişine ilişkin sorunların temel kaynağı olan 2010 Anayasa Değişikliği referandumunda gövdemi taşın altına koydum. TBB Başkanlığı görevine geldiğimizin ertesi günü gezi olayları başladı. Bu süreçte İnsan hak ve özgürlüklerini savunduk. Vatandaşlarımızın ve meslektaşlarımızın zarar görmemesi için en zor şartlarda görev yaptık. Ülkenin bir kaosa sürüklenmemesi için geri durmadık. Yine gövdemizi taşın altına koyduk. FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik. Kumpasın çökmesine en büyük katkılardan birini verdik. FETÖ tarafından ele geçirildiği anlaşılan özel görevli mahkemelerin derhal kapatılmasını, ellerindeki işlerin genel mahkemelere devredilmesini ve terörle mücadele mahkemelerinin kaldırılmasını sağladık. Bu sayede yüzlerce, belki binlerce kumpas mağduru tahliye oldu, beraat etti. Türkiye'yi kana bulayan ve kaosa sürükleme amacı taşıyan, Kitlesel terör saldırılarında hep vatandaşlarımızın yanında durduk. Toplumsal kesimlerin önü alınamayacak şekilde birbirine düşmanlaştırılmasını önledik bu süreçte. Köprü vazifesi gördük. Köprü. Seçim güvenliğinin sağlanması için erken uyarılarda bulunduk. Gönüllü meslektaşlarımızı siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Seçim hukuku uygulamaları alanında meslekçi eğitimlere tabi tuttuk. Nerede bir acı varsa oradaydık. Soma'daydık, Elmalı'daydık. Felaket bölgelerindeydik. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Çoğumuz da birlikteydi Balıkesir'de. Olayın daha ilk saatlerinde Türkiye Barolar Birliği ve tüm barolarımız istisnasız hep birlikte. Sonucu ne olur diye beklemedik darbecilerin karşısında demokrasinin yanında saf tuttuk. O hal dönemi KHK'larına o hal kapsamını aşması sebebiyle en etkili hukuki eleştirileri ortaya koyduk. KHK ile ihraç edilen hukukçuların baro levhalarına yazılmasına karşı gelişen İdari ve yargısal içtihadın karşısında da yine ilkesel olarak durduk. Neticede Anayasa Mahkemesi Türkiye Barolar Birliği'nin gerekçelerini kullanarak bireysel başvuruları kabul etti. Bizim yönetim kurulu kararımızdaki gerekçeyi kullanarak. FETÖ'nün yeni bir kumpası olan Mor Bey'in operasyonunu kamuoyuna ve yetkili makamlara anlattık. Binlerce mağduriyeti önledik. On bin kişi tahliye oldu. Hükümet sistemini tamamen değiştirmeyi öngören anayasa değişikliği referandumunda avukatlık kanununun bize verdiği yetki çerçevesinde yüzlerce ama yüzlerce il, ilçe, kasaba ve köyde oylamaya sunulacak anayasa kanunu metninin kuvvetler ayrılığı açısından sakıncasını yargının güvenilirliği açısından sakıncasını halkımıza anlattık. Görevimizdi. Bilgilendirdik. Hiçbir, hiçbir fedakarlıktan bu süreçte biz kaçmadık. 2018 senesinin başlarıydı. O hal yürürlükteydi. Anayasa Mahkemesi o hal KHK'larını denetlemeyi reddediyordu o hal KHK'larına karşı yargısal denetim yolu tamamen kapalıydı değerli meslektaşlarım. O günü hatırlayınız. İşte bu koşullar hüküm sürerken bizimle ilgili bir yıkım projesi gündeme geldi. Türkiye Barolar Birliği tamamen kapatılacaktı. Barolar lağvedilecekti. Barosuz bırakılan avukatlar 30, 50, 100 gibi küçücük sayılarla bir araya gelerek her ilde istedikleri kadar baro kuracaktı. Bu barolarda kendi üst birliklerini oluşturacaktı. Telafisi imkansız bir yıkımdan söz ediliyordu. İşte bu yıkım projesine karşı demokratik mücadele sürecini Türkiye Barolar Birliği başkanı ve yönetimi olarak baştan sona örgütledik ve yürüttük. Sadece baro başkanlarımızla değil, on binlerce meslektaşımızla, baro çalışanlarımızla ve milyonlarca vatandaşımızla tek yürek olduk. Türkiye Barolar Birliği Türkiye'dir dedik. Bir yandan da sadece eylem demedik. Eyleme hazırlanırken tüm iletişim kanallarını zorladık, ama tarihimizin en büyük mitingini de planladık. Hemen öncesinde yani mitingi yapmamızdan birkaç saat önce Sayın Başbakan beni çağırdı. İtirazlarımızın duyulduğunu ve projenin kanunlaşma sürecinin söz konusu olmayacağını ifade etti. Bunu 24 Şubat mitinginden birkaç saat önce bu binaya hemen davet ettiğim burada bulunan tüm baro başkanlarımıza 50 55 baro başkanımız ifade ettim. Bu elimde dedim hazırladığım konuşma sert. Kapatılıyoruz. Son baro başkanları olabiliriz, son birlik başkan ve yönetimi olabilirim. Ancak ülkemizin başbakanı bu mesele kapandı dedi. Eğer bu konuşmayı yaparsam, birkaç hafta gazete manşetlerinin en üstünde şahsen yer alırım. Ancak bu konuşmayı yaparsam Türkiye Barolar Birliği o hal döneminde o hal KHK'larının denetimsiz bir şekilde yürürlüğe konulduğu bir dönemde bir gün sonra resmi gazetenin manşeti olur dedim. Sordum baro başkanlarımıza. Ben bu konuşmayı yapmak yerine iletişim kanallarının açıldığı için ilgililere teşekkür edeceğim ve konuşmayı yumuşatmayı doğru buluyorum çünkü sorun çözüldü dedim. Bina istisna oradaki bütün baro başkanlarımız böyle yap dediler. Hepsi. Ben de bunun üstüne baro başkanlarından aldığım yetkiyle nasılsa son birlik başkanı oluyorum diye hazırladığım ve gidiyorsak işte böyle gidelim diye çok sert yazdığım konuşmayı bir kenara bıraktım ve makul uzlaşmaya, el sıkışmaya, açık bir konuşma yaptım. Baro başkanlarımızın bilgisiyle hayatımızın belki de en zor ayıydı etkili bir planlama, stratejik bir yaklaşım ve demokratik eylem ile iletişimi birlikte kullanarak başarıya ulaştık. O gün Türkiye Barolar Birliği ve barolar ve avukatlık mesleği uçurumun eşiğinden döndü. Üzüldüğüm şudur. Sadece birkaç gün sonra bazı sayın baro başkanlarımız o gün orada olmalarına rağmen nedendir bilmem bu teşekkürüm, teşekkürüm de iletişim kanallarının açık olması sebebiyle teşekkürdür. Beni ağır şekilde kınayan ve hatta istifaya davet eden açıklamalar yaptılar. Canları sağ olsun. Yüzyılın en büyük pandemisiyle mücadele etmek zorunda kaldık bir buçuk iki yıldır. Avukatların sırtındaki yük kat be kat arttı. Mecburen burada asgariye düşürülmüş kadrolarla normal günlerin, haftaların, ayların birkaç misli çalışarak meslektaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Önemli kazanımlar da elde ettik. Sayın Genel Kurul, değerli meslektaşlarım, dedim ya beni zannetmeden dinleyin. Ön yargısız dinleyin. 2017 referandumunda Türkiye'de hükümet sistemi değişti mesleğimizin ve meslektaşlarımızın artık tahammül edilmez hale gelmiş sorunlarını çözecek makamlarda buna bağlı olarak değişti. Değişmesin diye en büyük emeği veren meslektaşlarınızın içindeyim ve belki de en başlarındayım. Ama değişti. Değişti. Bu andan sonra Türkiye Barolar Birliği bir yandan bu sorunları çözmek için devletin ilgili ve yetkili tüm kurumlarıyla, meclisle ve siyaset mekanizmasıyla, bakanlıkların bürokratlarıyla ve yargı organlarıyla en etkili iletişim içinde olmak zorundadır. Diğer yandan da hukuk devleti uygulamalarındaki sorunlara ilişkin itirazlarını altını çizerek söylüyorum hukuk diliyle ortaya koymakla yükümlüdür. Biz Türkiye Barolar Birliği'yiz değerli meslektaşlarım. Doğru bilgi sahibi olmadan kurumumuzun itibarına zarar verecek açıklamalardan kaçınmak zorundayız. Kesin bilgi yayın diye WhatsApp'ta gezen bilgilerle sosyal medya postlarıyla hareket edemeyiz. Çünkü sözümüzün ağırlığı büyüktür ve öyle de kalmak zorundadır. Bu avukat gibi düşünmeyi avukat gibi stratejik değerlendirme ve analizler yapmayı avukat gibi yazmayı avukat gibi konuşmayı gerektirir. Bu meslektaşlarımızın ve kurumlarımızın menfaati gözetilerek yürütülmesi gereken hassas bir görevdir. Biz avukat olarak biliriz ki bir fikir ya da eleştiri karşı tarafı muhatabını hatta milyonlarca vatandaşı kırıp size düşman yapacak şekilde de söylenebilir ya da dediğinizi düşündürtecek ya haklısın haklı olabilirsin dedirtecek şekilde hukukçu gibi de ifade edilebilir. Türkiye Barolar Birliği toplumun kutup yıldızıdır. Şimdi sizlere bir öz eleştiri yapacağım. Tabii ki yapacağım. Andan önce ise konuyu çerçevesine yerleştirmek istiyorum. Çoklu baro olarak anılan değişiklikle ilgili ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine verdiği iptal dilekçesinde aynen şöyle deniliyor. Ben demiyorum. Ana muhalefet partisi diyor. Dava konusu kanunun hangi koşullarda gündeme geldiği dikkate alındığında bu kanunun kamu yararı amacıyla çıkarılmadığı. Katılırım. İktidar partisinin ve liderinin, baro başkanlarının ve özellikle de Ankara barosunun bazı faaliyetlerine tepki olarak gündeme geldiği açıktır. Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarına karşı Ankara Barosu tarafından yapılan açıklama iktidar ile baroları karşı karşıya getirmiş ve Cumhurbaşkanının doğrudan baroları hedef almasının ardından yasa teklifi gelmiştir. Açıkçası bu dilekçede de yazıldığı üzere gündemde dahi olmayan ve bize göre de anayasaya uygun bulmadığımız ve bulmadığımızı da her yerde açıkladığımız bu çoklu bara düzenlemesi bu şekilde bir anda gündeme bomba gibi düşmüştür. Az önce avukat gibi analiz etmek, avukat gibi yazmak, konuşmakla kastettiğim zaten budur. Aynı fikir, aynı eleştiri milyonları arkanıza alarak da ifade edilebilir, milyonları karşınıza alarak da. Türkiye Barolar Birliği bir grubun değil, Türkiye'nin kutup yıldızıdır. Çok iyi hatırlayan arkadaşlarım olacak. 19 Mayıs 2020'de Türkiye Barolar Birliği ve 80 Baro olarak kamuoyuna bir açıklama yaptık. Avukatlık kanunda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadığımızı, bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini talep ettik. 1 Haziran 2020'de Barolar Birliği ve 80 Baro olarak yeniden bir araya geldik toplantıda diyalog yolları tükenmeden bir adım atmayalım dedik. Önce diyalog yollarını tüketelim. Toplantı sonrasında diyalog ve müzakereden yana olacağımızı duyurduk. Ancak diyalog yolunun kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi de kamuoyuna ilan ettik, imzada attık. Biz Mecliste ve yetkili ve ilgili her makam nezdinde müzakere girişimlerinde bulunurken bazı çok değerli baro başkanlarımız Ankara girişinde bir yürüyüş ve anıtka bir ziyareti planladılar. Bu elbette haktır, temel haktır, saygı duyulması gereken bir eylemdir. Ancak bu planlamaya bizleri dahil etmediler, edilmedik. Yürüyüş bana, yürüyüş bana Ankara Barosu mensubu olmam dolayısıyla ve sadece SMS ile bildirildi. Sabahleyin yürüyüşe katılmayan baro başkanlarımız arasında yürüyüşe katılan baro başkanlarımızla Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda tek vücut bir görüntü verelim. Görüşe hakim oldu ve yürüyüşe katılan sayın başkanları orada beklemek üzere gittik. Tam bu sırada tam bu sırada Eskişehir yolunun önünde haksız ve hukuksuz engelleme haberi geldi. Koştuk. Koştuk. Koştuk, koştuk. Hemen Eskişehir yoluna doğru. Müsaade buyurun efendim. Sayın divan. Sayın divan hemen hemen Eskişehir yoluna doğru oradaki tüm başkanlarımız ve TBB yönetim kurulu üyelerimizle birlikte harekete geçtik. Yolda arkadaşlarımız oradaki bazı baro başkanı arkadaşlarımızı aradı. Bana yönelik bazı başkanlarda çok sert bir tepki olduğunu bunu kamuoyuna yansıdığında birliğimiz adına rahatsızlık verecek görüntülerin ortaya çıkabileceğini söyledim. Bunun üzerine ben hayatımın en büyük hatasını yaparak. Evet, hayatımın en büyük hatasını yaparak bu süreçte. Önce oraya gitmek yerine araçları durdurdum. Yönetim kurulu üyelerimiz, yanımızda olan, o gün Ankara'da olan yönetim kurulu üyelerimiz tamamı ve anıt kabirde yürüyüşe katılan baro başkanlarımızı beklemekte olan baro başkanlarıyla birlikte Eskişehir yolu girişine hareket ettiler ve ben yarım saat bir saat içerisinde çözememe ihtimalini dahi hiç düşünmeden derhal yetkili makamlarla görüşmeye gittim. Ha oraya intikal eden yönetim kurulu üyelerimize maalesef çok ağır sözler de söylendi. Ben önce oraya gitmeliydim. Önce orada önleri kesilmiş baro başkanlarının yanında olmalıydım. İşte öz bu. Haklısınız. Haklısınız söylüyorum size. Haklısınız. Bir insanı Hayatında yaptığı tek bir hatayla tek bir hatayla yargılıyorsanız ilk taşı en günahsızınız atsın. Hayır basit bir hata değil, çok ağır bir hata. Çok ağır bir hata söylüyorum size. Ben ben önce ben önce ben önce çözmek için oraya gelmeli. Sonra yetkili makamlarla görüşmeleri bitirmeli. Sonra tekrar oraya gelmediydim. Sabah dörde kadar görüşmelerim sürdü. Ve en son, en son sabah on gibi işi çözdük. Çok geç oldu. Ve ondan sonra geldim. Elbette geç kalmıştım. Söylüyorum efendim elbette geç kalmıştım. Bazı sayın başkanlar beni protesto ettiler. Mikrofonlar tutuldu. Ne diyorsunuz diye. Hatta başka kanallardan da tutuldu. Dedim ki kimi protesto edecekler? Tabii. Birlik başkanını protesto edecekler. Çünkü kendilerini yalnız bırakılmış hissettiler. Haklıdır dedim. Üzüldüğüm şudur. Üzüldüğüm şudur. Bu süreçte keşke mensup sayısı yüksek olan barolarımızın başkanları meclise gitseydi. Orada Gerek baro içinde, gerek TBB Genel Kurulu'nda temsile ilişkin sorunların olduğunu, baro genel kurullarına ve seçimlerine mensuplarının artık yarısının bile gelmediğini, avukatların barolarıyla aidiyet sorunu yaşadıklarını, bunları çözmek için çok çalışma yapılması gerektiğini, ama çoklu baronun bir çözüm değil bir vahim hata olduğunu keşke mecliste onlar da ifade etseydi. Neticede hepimizin çok yanlış bulduğu çoklu bara düzenlemesi kanunlaştı. Ama kanaatim odur ki yaşama şansı düşüp doğdu. Ben önümüzdeki dönemde bu düzenlemenin değiştirileceğini umut ediyorum, diliyorum. Nitekim genel kurulumuzun gündemine de çoklu bara düzenlemesinin kaldırılması için yeni seçilecek yönetim kurulunun kanun teklifi taslağı hazırlamak ve takip etmekle görevlendirilmesi hususunun görüşülerek yönetim kuruluna görev verilmesi hususunda bir madde koyulmasını da ben teklif ettim. Sayın genel kurul takdir sizin ben anlattım. Faaliyet raporunu mutlaka incelediniz. Tek tek. Uzun uzun faaliyetlerimizi anlatamam. O kadar çok ki. Ancak faaliyet raporunda da gördüğünüz üzere on yıllardır çözüm bekleyen çok sayıda sorunu çözdük. Diğer sorunlarında bir kısmını çözüm yoluna soktuk. Ama buradaki çok değerli başkanlarım, gözlerinin içine bakıyorum, yıllardır tanıdıklarım, yeni tanıştıklarım. Valiyle sorun yaşadılar, koştum. Başsavcıyla sıkıntı yaşadılar. Ezdirtmemek için biz Türkiye Barolar Birliği'yiz ve 80 baro olarak bu baromuzun arkasındayız demek için koştum. En zor zamanlarda koştum. En sıkıntılı zamanlarda koştum ve korudum. Ve koruduk. O birlik gücüyle koruduk. Baş birkaç tane başlık vereceğim size. Avukatlık asgari ücret tarifesi. Evet dolara karşı eridi. <laughs> dolara bağlama imkanımız olsaydı bugün bağlardım. Evet altına bağlamak belki daha iyi olurdu daha yükseliyor. Ama geçtiğimiz iki sene resmi enflasyonun iki kat üstünde çıkarttık. Bu senede bilmiyorum ne ilan edilir enflasyon ama Yüzde gayri resmi yapamıyorsunuz efendim. Yüzde yüzde on dokuz ilan edilecek iken yüzde yirmi beş aldık. Ama asıl önemlisi şu. Çok uzun yıllardır on yıllardır ilk kez hem oldukça yüksek alıyoruz. Enflasyonun resmi rakamının üstünde alıyoruz. Hem davasız çıkartıyoruz ve böylece iptal ihtimali olmuyor ve hepsinden önemlisi de son iki yıldır fiilen avukatlık yaptığınız için hepiniz bileceksiniz. Aralık ayı hüküm ayıdır. Kasım'da çıkartmak suretiyle Aralık'ta yüksek tarif eden meslektaşlarımızın istifade etmesini sağlıyoruz. Önemli mi? Asgari ücret tarifesiyle yaşamak isteyenler için önemli. CMK yaşamaya mecbur olanlar için. CMK ücretlerinde de artış sağladık. Bakın ben 60 bin diyordum, 60 bin diyordum, son rakamı aldım. 71 bin 198 meslektaşımızın meslek kıdemi 5 yılın altı. Sayın delegeler. En büyük tehlikedir bu. Buna ne yaptın diyeceksiniz. Hep birlikte biz 8 sene önce Yönetmelik çıkarmadık mı? Adalet Bakanlarına gittik. Siz sınavla mı avukat olduğunuz cümlesini duymadık mı? Sınavı bir türlü getiremedik. Yönetmeliğimizi de iptal ettiler. En sonunda 20 sene sonra bir sınav çıkarttı. Başardık. 71.198 meslektaşımızın ama bu arada meslek kıdemi 5 yıl ve altında kaldı. Bunlar yani CMK ve adli yardım görevlendirmeleri genç meslektaşlarımız için yaşamsal. 2022 CMK ücret tarifesinde yüzde 30 artış sağladık. Şimdi sırada yetişmedi yetişecek inşallah Aralık'ta. KDV oranını yüzde on sekizden yüzde sekize düşürmek suretiyle yüzde kırk iki buçuk tarihi bir artışı sağlayacağız. Az kaldı. Ama yüzde otuz artış önemli. Ha hedefimiz nedir? Hedefimiz asgari ücret tarifesine bağlamaktır. Adli yardım ücretlerinde tarife artışı KDV indirimi sayesinde sağladık. Ben de biliyorum adli yardımın büyük çoğunluğu pek çok ilde aile mahkemeleri ama kalanlar açısından önemlidir. Onların dışındakilerde yüzde onluk bir indirim asgari ücret tarifesinin yüzde yirmi beşlik artışının üzerine yüzde on zamla yüzde otuz altı buçağa denk gelecektir. Gençler için önemlidir. KDV indirimini de bir önceki sene çok kalemde gençlerin en çok aldığı işlerde yüzde on sekizden sekize düşmesini sağlamıştık. ha yani kişisel tecrübem bu ülkede anayasa bile daha kolay değişir. Vergi indirimi almak daha zor. Pandemi döneminde evet mutsuzluk evet üstümüzde büyük yükler vardı ama avukatları TV dizilerinden tanıyanlara inat zar zor geçinen on binlerce meslektaştan oluşan bir meslek grubu olduğunu anlattık. Ve mücbir sebepten yararlanan meslek gruplarını aldık. Kısa çalışma ödeneğinden bu şekilde yararlandı avukatlar kendiliğinden olmadı. SGK primleri ertelendi kendiliğinden olmadı. Birikmiş CMK ve beraat vekalet ücretleri ödendi. Geçtiğimiz hafta bir daha ödendi. Yeterli aşı yoktu. Sayımız da çoktu. Evet bunları kusura bakmayın tweet atmadım çünkü atsam olmayacaktı. Önce 40 yaş ve üzerine birkaç hafta sonra da tüm meslektaşlarımıza öncelikli aşı olma hakkı sağladık. Evet. Avukatın işlediği iddia olunan suçlar. İstinaftan tatmin olmuyoruz. İlk derecede doğru düzgün yargılanmıyoruz. İstinaftan tatmin olmuyoruz. Bu ülkede istinafın zaten değişmesi lazım kesin. Ama şu anda yapabildiğimiz şu oldu. Avukatların görevle ilgili işlediği iddia olunan tüm suçların temize tabi olmasını sağladık geçen sene. Binlerce binlerce meslektaşımız yararlandı. Daha geçtiğimiz haftada geçmişe yönelik kanunu çıkarttık ve aramıza temiz incelemesini beklerken suçsuzluk karinesinden yararlanacak binlerce belki de haksız yere mahkum edilmiş meslektaşımız geri dönecek. Bunlar avukatlar için yaptık. Seri muhakeme usulü Ha bir tarafta seri muhakeme usulü akademik anlamda bakarsanız suçunu itiraf et ceza indirimi al. Şık mı? İddia edemem şık olduğunu. Ancak illa bunu getirecekseniz bir baskının karşısında sadece avukatlar durabilir. Katalog suçlarda yani normal olarak avukat zorunluluğu bulunmayan o suçlarda avukat zorunluluğu getirmezseniz biz asla kabul etmiyoruz dedik. Yılda 250 bin yeni CMK işi yaratılmasını sağladık. Çünkü önceliğimiz avukat. Meslektaşlarımızın ve ailelerinin her zaman yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. 250 bin yeni iş meslektaşlara. Şu anda son sayı bu. Zaman zaman hastanelerle anlaşmalarımız değiştiği için son sayıyı yeni aldım geldim. 166 hastanede 52 ilde meslektaşlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Bunun devam etmesi lazım. Bu devam etmeli. Bu Türkiye Barolar Birliği'nin en büyük operasyonlarından biridir. Meslektaşlarımızın sadece kendilerine değil, Meslektaşlarımıza bir lira bir prim bir şey yok. Eşlerine ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına da bir yıllık sembolik aidatla yatarak tedavi ücretlerini ödüyoruz. 2013'ten bugüne kadar sayı veriyorum. 117.541 sağlık yardımı yapıldı. Aramızda da vardır bu yardımdan yararlanan. İşte bu devam etmeli kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerinin yanında olduk. 112 evladımız öksüz ve yetimimiz üniversiteye kadar bizim güvencemizde. Hukuk fakültelerinin hâbi açılması büyük bir tehlikedir. Önleyemedik doğru. Önleyemedik. Çünkü şehirlerimiz hukuk fakültesi açılmasını istiyor. Çünkü şehirlerimiz siyasete ve yöke mahalleme hukuk fakültesi istiyorum diye baskı yapıyor. Çünkü şehirlerimiz için hukuk fakültesi öğrencileri müşteri. Kiracı bekleyen konutlar, müşteri bekleyen AVM'ler. Baktık ki hukuk fakültesi açılmasını bu noktadan durduramıyoruz. Baraj getirilmesini sağladık. 192 binle başladı. 125 bininciye yükseldi. Bu sınavda 100 bin olacak, sonra 80 bin olacak, sonra 60 bin olacak. Evet. Ve bu sayede kontenjanlar boş kalmaya başladı, başlayacak. Ve hemen ardından hukuk fakültelerine mezun olanların hiçbir şey olamazsam avukat olurum dönemini bitirdik. Hukuk mesleklerine giriş sınavı getirdik evet. Ve <laughs> kanun yapma tekniği açısından da doğru olmadı. Çünkü sınavda sorulacak konu başlıklarını bile maddeye yazdık ki yarın öbür gün yönetmelikle kolay adını soyadını söyle geç sınavı olmasın diye. Bu ikisi yan yana geldiğinde iddia ediyorum, dört sene sonra. Bugün 20 binlerde olan sayımız, sekiz ila stajyer sayımız sekiz ila on bin'e düşecek. Üzüntüm şudur, mecliste birinci ve ikinci sınıfları da biz sınav kapsamını alabilecektik. Bu konuda iktidar partisi ve ana muhalefet partisinin iki sayın milletvekili çok özel bir ricada bulundular bize. Dediler ki siyasetçiler öğrencilerin atacağı tweetlerden çekiniyor olabilir. Biz onlara asıl siz o tarihte 140 bindik. 140 bin avukatın öfkesinden korkun, çekinin demek istiyoruz. Yürürlük maddesinin çıkacağı gün belki gece yarısı. Buraya lütfen baro başkanları olarak geliniz. O gün çok sayıda baro başkanımız maalesef meclise gelmek yerine Büyükşehir baro başkanlarımızın pek çoğu meclise gelmek yerine stajyer avukatlıktan mücadele mesleği, stajyer avukatlıktan baro başkanlığına mücadele mesleği avukatlık paneli için bir ilimize gittiler sabaha karşı kanunun yürürlük maddesi çıkarken ya üç ya dört baro başkanıydı orada. Yeşil pasaport. Evet alkışladım. Çok özür diliyorum alkışladığım için. Hemen her birlik başkanı istemişti. Hemen her baro başkan adayının standart talepleri arasındaydı. Benim de üstelik vardı. Ama adliye binasına giriyorsunuz. Hakimin kıdemi yetiyorsa var. Savcının kıdemi yetiyorsa var. Yazı işleri personelinin ve polis karakolundaki personelin kıdemi yetiyorsa var. Bir tek avukatın yok. O kadar sembolik önemdeydi ki eşitliğin vurgulanması anlamında. Evet bunu bir hakim bir savcı kaç yılda alıyor idiyse o kadar yılda alabildiğimiz için ben özür diliyorum kendi adıma değil meslektaşlarım adına memnun oldum. Memnuniyetimi de gizleyemedim. Alttan alkışlayamadım. Çünkü çok mutlu olmuştum. Avukatların emekli maaşını çözemedik. Büyük sıkıntıdır. 2000 lira bir emekli maaşı kabul edilemez. Bunun için Sayın Sabiha Tekin'le önemli bir çalışma yaptık. Çalışma Bakanı'na gittik. Yönlendirmesiyle birlikte Emeklilik İşleri Genel Müdürüne gittik. Emeklilik İşleri Genel Müdürü tüm aktüerya ekibini çağırdı nasıl yapılabilirin ön görüşmeleri gerçekleşti. Pul parasıyla yapılmasının imkansızlığı bizim ayırabileceğimiz paranın kişi başına 11-12 lira zam dışında bir fayda sağlamayacağını ama başka kaynaklar bulunabileceğini söyledi. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Meslek içi eğitimde de Barolar Birliği marka oldu. 8 yılda yüz yüze 103477. Online eğitimde ise 2 milyon 200 bin tıklama büyük sayıdır. Çok teşekkür ediyorum eğitim merkezine de. SDF'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve tüm kurullarımıza, meslektaşlarımıza da sorduk. Hadi gelin şu çözümleri birlikte üretelim, sorunları siz biliyorsunuz dedik. Yazdılar binlerce binlerce cevap geldi. İnsan hakları eylem planında her meslektaşımız bize yazdığının karşılığını bugün açsa görebilir. İcra iş ve işlemlerinde 7187 yorum geldi icra işi yapan meslektaşlarımızdan. Bir kısmı son derece basit bir şekilde hayata geçirilebilecektir. Rapor hazırlanmıştır. Yeni yönetimin kullanması gerekir bitirirken kısaca barolarımız için aldığımız hizmet binası yeri ve inşaatlarına da gireyim. 10 baromuz için hizmet binası arsa alımı henüz yapılamadı. Bekliyoruz. Girişimlerimiz var. Bir kısmı sonuca ulaşmak üzere başkanlarım biliyor. 5 baromuzun arsası alındı, inşaatına başlanamadı. Bunların bir kısmı bu yer olmaz dendi değişiklik bekliyor. Bazıları isinde süreç devam ediyor. Dört baromuzda da inşaat bitmedi devam ediyor. Kalan tüm barolarımızı hizmet binasına kavuşturduğumuz için mutluyum. Ha bu hizmet binaları baro başkanlarının sarayları falan değil. Bu hizmet binaları bu hizmet binaları avukatların bir araya geldiği, meslek içi eğitim aldıkları, sosyalleştikleri ve baromuzu da bulunduğu şehrin cemiyetinde kanaat önderi yapan ya da bu kanaat önderliğini daha da güçlendiren binalardır. Hizmet binasına kavuşan baromuzun şehrindeki gücü farklılaşmıştır. Alımlara ilişkin en şeffaf, en güvenilir sistemi seçtiğimizi biliniz. Geldik. Bunlar dedik bu satın alımlar bizim belirlediğimiz fiyatlar üzerinden olamaz. Sermaye piyasasına akredite gayrimenkul değerleme şirketleri var. Bunlar rapor alacak. Bu fiyatları esas alacağız. Üç raporun ortalaması. Bunlarla satın aldık. İnşaatlara geldiğimizde ise Muhammed bedelleri yine aynı şekilde hesaplattık. Rakamlar sıkıcı ama üç rakamı söyleyeyim. İhale öncesi yaklaşık maliyetleri bugüne kadar yaptığımız inşaatların 157 milyon 918 bin 230 lira yaklaşık maliyet. Teklifler Muhammed bedel üzerinden verilen kırımlarla 148 milyon 504 bin 600 yani 10 milyon düşük. Yetinmemişiz. Üstüne pazarlık yapılmış, ve 145 milyon 714 bin TL'ye gelmiş. Yani 3 milyonda pazarlıkla kırılmış ve tüm inşaatlarımız toplamında 13 milyon lira avukatın parası cebinde kalmış. Bunlar avukatlarındır. Türkiye Barolar Birliği'nin sayın delegeleri, saygıdeğer genel kurul, kazanımlar hepimizin. Her biri alın teriyle mesleğini icra eden hayat mücadelesi içindeki meslektaşlarımız için önemlidir. Bunları küçümsemek meslektaşlarımızın dertlerini görmezden gelmektir. Bundan sonra da yapmamız gerekenler çoktur. Yapılması gerekenler birlik içinde yapılmalıdır, birlik içinde. Bir yandan meslektaşlarımızın mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları teker teker ortadan kaldırmalıyız. Ağır hayat şartlarına karşı onları korumalı, imkanlarımız nispetinde desteklemeliyiz. Diğer yandan da hukuk devletinin işleyişine ayrımcılığa toplumsal şiddete ve bu çatı altında ele alabileceğiniz alanımıza giren her hukuki konuya karşı sorunları doğru tespit etmeli ve hukukçu yetkinliğiyle hukukçu gibi yazarak, hukukçu gibi konuşarak, hukukçu gibi söyleyerek itirazlarımızı dile getirmeliyiz. Çözüm noktasında da takipçi olmalıyız. Türkiye Barolar Birliği ve barolar büyük bir ailedir. Bunun için vardır. Türkiye Barolar Birliği hep birlikte ama hep birlikte Türkiye'dir değerli meslektaşlarım.